Merhaba arkadaşlar. Bu videoda genel kurallarda kullanılan değişkenlerden bahsetmek istiyorum. Evet, genel kurallar ve değişkenler. Bu sizin için yeni bir şey olsa gerek. Genel kurallar derken mesela bir karenin çevresi, bir dikdörtgenin çevresi gibi önceden bildiğiniz şeyleri kastediyorum. Şimdi bunların içine bu yeni fikri katmayı deneyelim. Peki bunu niye yapmak zorundayız diye sormuş olabilirsiniz. Bunu yapıyoruz çünkü değişkenler en başta anlaması veya kullanması biraz zorlayıcı şeyler gibi görünebiliyor. Ben de okulda ilk defa bunlarla karşılaştığımda değişkenlerden korktuğumu hatırlıyorum açıkçası. Çünkü en başlarda kitaplarımın içinde güzel ve bildiğim sayılar yazıyordu. 5, 10, 15 gibi belki de daha daha büyük sayılar ne bileyim ama anlamlıydı. Bu sayılar bana hiç korkutucu gelmiyordu. Ama sonra birdenbire kitaplarım alfabeyle dolmaya başladı. X, Y... X, Y kare, Z gibi harfler görmeye başladım. Bunları görünce biraz korkmuştum açıkçası. Karşımda bunun gibi harflerle dolu sayfaları görünce o sayfaları hiç okuyasım gelmezdi. Ama sonradan öğrendim ki matematikte bu harfleri kullandığımız zaman bunları birer değişken olarak kullanıyormuşuz. Bu sayede bu kelimeyi de öğrenmiş oldum. Evet değişkenler. Değişken kelimesinin sadece herhangi bir sayı anlamına geldiğini öğrenmem uzunca bir zamanımı aldı. Bir değişkenin neden herhangi bir sayı demek olduğunu en iyi örneklere bakarak anlayabiliriz. O zaman hadi şimdi birkaç örneğe bakalım. İlk olarak bir karenin çevresini içeren bir örneğe bakacağız. Evet, karenin çevresi. Bunu yapmak için köyde bir çit dükkanı sahibi olduğumuzu düşünelim. Çit dükkanı hani Tarlaların etrafını çevirmek için kullandığımız tel gibi bir şey bu değil mi? Bakalım böyle bir durumda değişkenleri nasıl kullanabiliyoruz? İnsanlar size gelip çit istiyor. Dükkanınıza biri geliyor ve diyor ki benim kare şeklinde bir tarlam var ve tarlamın bir kenarı 5 metre uzunluğunda. Siz de tamam diyorsunuz, ihtiyacınız olan çit uzunluğu 5, 5, 5, 5 yani 4 tane 5 metre ya da 4 çarpı 5 metre diyorsunuz. Gelen kişiye 20 metre uzunluğunda çit veriyorsunuz ve size teşekkür edip dükkanınızdan çıkıyor. Ardından bir kişi daha geliyor ve size kare şeklindeki tarlasının bir kenarının 7 metre olduğunu söylüyor. Peki benim ne kadarlık çite ihtiyacım var diye soruyor. Süzde 7 metre önemli değil. 7 artı 7 artı 7 artı 7 yani 4 çarpı 7 metre çite ihtiyacın var senin diyorsunuz. Ardından biri daha geliyor ama artık yoruluyorsunuz çünkü bu durum aylardır devam ediyor. Size kare tarlasının bir kenarının 27 metre olduğunu söylüyor bu da. Siz de kenar uzunluğunun önemli olmadığını aynı şekilde 4 çarpı 27 metre çit kullanması gerektiğini söylüyorsunuz. Bunu bir süre daha yaptıktan sonra bütün bu işlemleri yapmaktan yoruluyorsunuz ve gelenlere şunu diyorsunuz. Tarlanızın kenar uzunluğunun ne olduğu önemli değil. Herhangi bir uzunluğu olabilir. Herhangi bir uzunluk. Ne olduğu önemli değil. Tarlanız kare olduğu sürece yapmanız gereken tek bir şey var. 4 ile herhangi bir uzunluktaki kenarınızı çarpın. Bu çevreniz olacak. Ardından bana ne kadar çite ihtiyacınız olduğunu siz söyleyin. Sürekli bana sorup durmayın. Öyleyse 4 çarpı herhangi bir uzunluğun bize çevreyi vereceğini biliyoruz. Bu da ne kadar uzunlukta çite ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Çevre sadece ne kadar uzunlukta çite ihtiyacımız olduğunu gösteren bir kelime. Gördüğünüz gibi 4 ile 5'i veya 4 ile 7'yi veya 4 ile 27'yi çarpmamız çok da önemli değil. O zaman 4 çarpı herhangi bir uzunluk bize çevreyi veriyor diyelim ki aradan biraz zaman geçti ve biraz daha tembelleştiniz bu sefer bunu 4 çarpı u olarak yazdığınızı düşünelim evet buradaki u ne anlama geliyor Herhangi bir uzunluk anlamına geliyordu değil mi? Bu da eşittir çevre oluyor. Çevreyi de Ç olarak yazmış olabilirsiniz çünkü her seferinde çevre yazmak size uzunca gelmiş olabilir. Dolayısıyla bu şekilde yazdığımızda uzun cümlelerle anlatmak istediğimizi daha kısa ve kolay bir şekilde göstermiş oluyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Eğer elimizde kare bir tarla varsa ve kenar uzunluğu herhangi bir uzunluk ise çevresinin uzunluğunu bulmak için 4 ile kenar uzunluğunu çarpıp ihtiyacımız olan çit uzunluğuna ulaşabiliriz. Bu cümle gerçekten son derece uzun. Bu cümleyle anlatmak istediğimizi sıkıştırıp ve küçültüp buradaki küçük cümleyi oluşturduk. Bu şekilde yazdığımız zaman değişken dediğimiz şeyleri kullanmış olduk işte. Peki neden değişken kullanıyoruz? Çünkü değişken kullanınca uzun uzun cümleler kurmaya gerek duymuyoruz. Peki buradaki değişkeni neyin yerine kullanmıştık? Bununla herhangi bir uzunluğu ifade etmiştik, değil mi? Buradaki U bir karenin kenar uzunluğunu gösteriyordu. Karenin kenar uzunluğu ne olursa olsun bu yine de işe yarar. Buradaki Ç de o karenin çevre uzunluğunu ifade ediyordu. Şimdi sizden aynı şeyi dikdörtgen bir tarla için yapmanızı istiyorum. Eğer elimizde dikdörtgen bir tarla olsaydı, çevre uzunluğunun ne olacağını değişkenler kullanarak yazmanızı istiyorum.